Selamlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu biraz daha YKS'ye dair bir video olacak. Bunu motivasyon videosu olarak da düşünebilirsiniz ama kesinlikle amacım burada öğüt vermek, şunu şöyle yapmalısınız, böyle yapın, başarılı olursunuz. Hani neden pes ediyorsunuz, kendinize inanın, kendinize güvenin. Bu şekilde kalıplaşmış cümleler kurmaktan daha uzak bir video. O zamanları yaşamış, çalışma zamanı karantinaya denk gelmiş ve gerçekten duygusal olarak dengede kalabilmek için çok çaba harcamış bir öğrencinin tecrübelerini aktarıyor olacağım. Şu anda tıp fakültesinde 1. sınıf öğrencisiyim ve gerçekten hani çalışın, yaparsınız, bakın ben de kazandım şeklinde ifadelerde bulunmayacağım. Hani kolay olmuyor, gerçekten kolay olmuyor. Belki de ben karakter yapısı olarak inişli çıkışlı yaşıyordum o süreci. Bir gün gerçekten modum çok yüksek oluyordu. Bir gün inanılmaz düşük. Hani ne yapacağım, nasıl olacak? Karamsarlıklarla dolu. Tabii bunda sınav seneme denk gelen olaylar da etkili olmuş olabilir. Özellikle koronanın ülkemize Mart ayındaki iş yapmasıyla birlikte tabii ki çok şey değişti hayatımda. İlk 2 haftalık tatilimizde, dershanenin bize verdiği 2 haftalık tatilde çok mutlu olmuştum. Dedim ki 15 tatilde yapamadıklarımı, tamamlayamadıklarımı bu tatilde hallediyorum. Çok güzel oldu. Her şeyi tamamlayacağım. Böyle bir şeye çok ihtiyacım vardı diye çok mutlu olmuştum. Tabii ki sonrasında geri dönemeyeceğimi hiçbir şekilde bilmiyordum. Baktık işler hani çok farklı yerlere gidiyor. Ülkece karantinaya girdik ve artık gerçekten bu şartlarda ders çalışmaya adapte olmayı öğrenmeye başladık. Sizler zaten bu durumun içindeydiniz hep. Yani başladığınız andan itibaren pandemi şartları vardı. Gerçekten denk geldiğimiz dönem kolay bir dönem değil. Hani belki bundan 2, 3, 4, 5 sene öncesinin üniversite öğrencileri dershanelerine, okullarına çok güzel bir şekilde devam ederken hani çok bunaldıklarında sinemaya gitmek, arkadaşlarıyla ortak aktivite yapabilmek, bir şekilde deşarj olabiliyorlardı. Motivasyon olarak onların belki bizden biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama çok şanssız bir döneme denk geldim. Zaten berbat ülkenin, dünyanın gidişatı ne olacak böyle diye de karalar bağlamamak gerekiyor. Bunu ben söylüyorum. Evet, hani kendim de çoğu zaman bunun üzerine düşünüyorum. Yani nasıl olacak böyle diye. Özellikle geçen sene korona geldikten sonra bir depremler de devam ediyordu. Göktaşı düşecek diye haber geliyordu. Bir gün kalkıyoruz, çekirge istilası işte bilmem şu kadar sınıra yaklaşmış, bizim ülkeye de gelecekmiş. Sürekli böyle olumsuz haberler. Gerçekten bir ara şey demiştim, hani ben bu leveli geçemeyeceksek hani ben çalışmak istemiyorum. Son zamanlarımda böyle ders çalışarak geçirmek istemiyorum demiştim. Ama devam ediyoruz arkadaşlar. Yani korona da inşallah bir gün bitecek. Ya da şu an sizinle birlikte olan dertleriniz, şu an çok üzüldüğünüz, kafaya taktığınız her ne varsa emin olun onlar da bir gün o zamanki etkisini kaybetmiş olacak. Geçen seneki sınav zamanındaki o depresif halimde çok şükür bu sene değilim. Çünkü artık bir şeyler net kafamda, artık olmak istediğim yerdeyim. Tıp fakültesi hayalim gerçekleşti ve bunları siz de yaşayacaksınız. Hani bugünlerden siz de kurtulacaksınız ve bunun için yaklaşık 2 ayınız kaldı. Olabildiğince ülke gündemiymiş, dünya gündemiymiş, işte vakalar, korona, bunları bence takip etmeyin arkadaşlar. Hani özellikle Twitter'a girmemeye çalışın. Çok demoralize olabilirsiniz. Ben sınav senesinde Instagram hesabımı en başında dondurmuştum zaten. Sosyal medya hesaplarımıza verdiğimiz vakit gerçekten az buz bir şey değil. O yüzden hala hani böyle aktif bir şekilde sosyal medya kullanıyorsanız kesinlikle sosyal medya hesaplarınızı dondurmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz bir vakit artışı göreceksiniz. İşleriniz daha kolay yetişmeye başlayacak. İşte o buraya gitmiş, bu buraya gezmiş, ne olmuş, ne bitmiş, hani boş verin. Gerçekten bu sene boş verin. Sonraki sene, üniversiteyi kazandığınız sene emin olun bol bol bunlara bakmak için vaktiniz oluyor. Sınava yaklaşık 2 ay kaldı ve bu 2 ay gerçekten az buz bir süre zarfı değil. 2 ayda çok güzel bir gelişme kaydedebilirsiniz. Bu 2 ayı hakkıyla değerlendiremezseniz de hak ettiğiniz derecenin altında da kalabilirsiniz. Hayal ettiğiniz o sıralamayı göremeyebilirsiniz. O yüzden gerçekten çok güzel değerlendirilmesi gereken bir 2 ay. Hani çalışmaya başladığımız o 2 ay ya da
çalışmanın ortasındaki bir iki aydan çok daha farklı. Öncelikle eksikliklerinizi güzelce belirleyin. Neye ne kadar zaman vermeniz gerekiyor, nasıl yetiştirmeniz gerekiyor. Her şeyi çok güzel planlayın arkadaşlar. Işık daha böyle gelmeye başladığı için mecburen biraz sola kaydım. Zor olduğunu biliyorum ama şöyle ki, siz zaten bu zoru başardığınızda, belki de YKS'nin bu psikolojik tarafında mücadeleyi bırakmadığınızda istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Ben bir sene mezuna kaldım. Sene başında çok farklı şeyler hayal ediyordum. Gerçekten asla böyle olmasını beklemiyordum. Hayal ettiğim üniversitede çok farklıydı, hayal ettiğim derecede farklıydı. Bu şekilde gelişti ve şu an olduğum üniversitede çok mutluyum. Hani yüz yüze başlayamamış olsak bile şu an çok güzel insanlar tanıdım. Eminim ki kalan kısımlarda çok güzel devam edecek. O kadar iyi hissediyorsunuz ki, yani hayaliniz tıp fakültesi olabilir, mühendislik olabilir, öğretmenlik olabilir, hukuk fakültesi olabilir. Yani hayal ettiğiniz meslek, okumak istediğiniz bölüm her neyse, ona kavuştuğunuzda, başta şunu söyleyeyim, gerçekten onu okuması da zor. Özellikle ben tıp fakültesi adına. Beklediğim gibi miydi? Bilemiyorum, bu konu üzerine konuşulması gerekiyor. Ama istediğim yer miydi? Kesinlikle evet. İnanılmaz bir rahatlık geliyor. O sonuç ekranında 10.000 gördüğümde hayal ettiğim sıralama değildi ama bu şartlarda bana bir tıp fakültesi getiriyordu. Burada olduğum için o kadar mutluyum ki, yani o kadar şükrediyorum ki. Çünkü artık yani bir sınav telaşında değilim. Peşinden bir atlı kovalar gibi her gün her gün çalışmak zorunda olmamak gerçekten çok güzel bir his. Eğer şimdi yok mezuna kalacağım, zaten bir sürü bela geldi başımıza, doğru düzgün eğitim alamadım. Haklısınız, doğru düzgün eğitim alamadığınızı ben de savunuyorum. Hani bu online eğitimler hiçbir şekilde yeterli değil ki. Normal zamanda bile verilen eğitim tam anlamıyla, yani eşit bir eğitim verilmediğini biliyorum. Hani ben de üniversite sınavına hazırlanmam gereken 11-12. Sınıfta özel okula geçmiştim ve bunu biliyorum. Gerçekten eğitim fark ediyor ya da dershaneyle desteklemek gerekiyor. YouTube'da da çok güzel kanallar var. Öğrenebileceğiniz çok güzel konu anlatım kitapları da var. Hani bir şekilde açığınızı kapatabileceğinize inanıyorum. Sakın sakın sakın, ben zaten bu kadar şeyle uğraştım, mezunu bırakayım bu sene, seneye artık başlarım diye salmayın, bırakmayın. Mezuna kalıp kalmayacağınıza sene sonunda gördüğünüz o ÖSYM ekranındaki sonucunuz karar versin. Şu anda bırakmak çok anlamsız. Belki istediğiniz şeyi elde edebileceksiniz. Şunu söylemek istiyorum. Bir tek siz acı çekmiyorsunuz. Bir tek siz psikolojik olarak mahvolmadınız. Bir tek siz pes etmiyorsunuz şu anda. Sizinle beraber belki yüzlerce rakibiniz yani anlık buhranlara kapılıyor, karamsarlığa kapılıyor. Hani ben bunu 12. sınıfta hiç idrak edemiyordum. Sanıyordum ki bir tek ben bu haldeyim. Bir tek ben perişan oldum. Bir tek ben sınavın bu zorluğuyla, psikolojik zorluğuyla mücadele edemiyorum. Ben yetiştiremiyorum. Ben geri kalıyorum. Bir tek benmişim gibi düşünüyordum. Halbuki asla böyle değil. Sizinle birlikte sınava girecek olanlar robot değil arkadaşlar. Emin olun onlar da bunları yaşıyor. Bazıları daha iyi tolere edebiliyordur. Bazıları duygularını içinde yaşıyordur, yansıtmıyordur. Bazıları tamamen hedefe kilitlenmiştir ve bazıları da hani duygusal olarak zorlanıyordur bu süreci yönetmekte. Ben de öyleydim. Sevdiğiniz insanlardan destek alın. Onlarla konuşun. Sevdiğiniz hocalar olabilir. Ailenizden birileri. Ben annemle çok fazla konuşuyordum. Size şunu söylesinler. Bugünlerin geçeceğini, başarılı olacağınızı, olumlu şeyler alın. Eğer olumlu şeyler duyabileceğiniz hiç kimse yoksa kendinize söyleyin. Aynanın karşısına mı geçiyorsunuz? Olduğunuz yerde mi duruyorsunuz? Sesli ya da sessiz. Söyleyin bunu. Ben bunu hayatımın birçok yerine uyguluyorum. Bu şeye siz inanmazsanız, açıkçası dışarıdan insanlar da çok inanmaz. Hani birilerinden duymak güzel evet ama kendinizden de bunu duyun. Buna inanın. Ya neden olmasın ki? Neden başaramayasınız ki? Kendinizi yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Bunu çok yaşadım. Yani ne kadar çalışırsam çalışayım asla yeterli gelmiyordu. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hala 2 ayınız var ve çalışmalarınız tüm hızıyla devam etmeli bu süreçte. Dediğim gibi 2 ay çok önemli. Planlayın.
gün gün planlayın. Benim mesela 2019'dan kalan bir ajandam vardı. Geçen senin yine onu kullandım, boş yerlerin var diye. Herhangi bir defter olabilir. A4 kağıdına haftalık plan yapabilirsiniz. Günlük planlarınızı, yani not kağıdı bile olur. Planlayın. Şunu göstereyim. Benim bu ajandam, ben bunu 12. sınıfta da kullandım. Mezun senemde de kullandım. Gösterebildiğim kadar göstereyim. Şuradaki tikleri attığım zaman o kadar iyi hissediyordum ki. Yani ben bugün bunları tamamladım. Bugün elimden geleni yaptım. Bugün kendime verdiğim hedefleri hakkıyla yerine getirdim. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten doğru yoldasınız. Gerçekten çabalarınız boşa değil. Hani dönüp baktığında ben bu defterime hani diyebiliyorum ki ben dolu dolu bir sınav çalışma serüvenini geçirmişim. Bu sizi motivasyon olarak da güzelce tatmin ediyor ama buraya boş boş şeyler yazmayın. Edip de sırf burada çok çalıştığınızı görebilmek için en kolay konulardan ya da gerçekten sizi geliştirmeyen, rahat rahat çözebileceğiniz konulardan hedefler koymayın. Gerçekten üzerine gitmeniz gereken şeyleri, mesai harcamanız gereken şeyleri buraya yazın. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Eğer vakit ayırabiliyorsunuz, belki 5 dakika, belki 10 dakika günlük yazabilirsiniz. Ben mezun senesinde hani sürekli yazıyordum. Videolar çekiyordum kendi kendime evde. Gerçekten oturup videolar çekiyordum. Bugün moralim çok bozuk. Bunu yetiştiremedim. Ya da bugün sınavıma şu kadar gün kaldı. İşte çok heyecanlıyım üniversite için, bu için. Bugün bunları yaptım, şunları yaptım. Kendi kendime dertleşiyordum. Ve mesela bu sene onları açıp izlemek o kadar zevkli ki. Yani o yüzümdeki yorgunluk, o bilinmezlik, o psikolojik dengesizliklerin hepsi kaybolmuş. Tabii şu anda farklı şeylerle cebelleşmem gerekiyor ama hepinizin o hayallerinizdeki yerlere yerleşmesini o kadar çok istiyorum ki hani ya bence bunu gerçekten hak ediyoruz. Hepimiz hak ediyoruz. Az ya da çok bir şeyler ortaya koyuyoruz. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu iki ayı gerçekten çok güzel değerlendirmenizi umut ediyorum. Yani benden istediğiniz başka video içerikleri varsa yardım etmeye çalışırım. Olabildiğince kendi tecrübelerimden bir şeyler aktarmak isterim. Zor bir sene. Bundan sonra üniversiteye geçtiğinizde de hayatınız mükemmel olmuyor. Hani bunu sizi üzmek ya da umutsuzluğa kapılmanız için söylemiyorum. Her zaman çalışmak hayatımızın bir parçası olacak. Ama daha zihinsel olarak rahatsınız. Kurtuluyorsunuz, bir derin nefes alıyorsunuz. Şunu söyleyeyim, sınavınızın geçtiği sene, yaz tatilinde gerçekten inşallah sonucunuz istediği gibi gelir ve o yaz, yani çok güzel bir yaz geçiriyorsunuz. Sonuçlar açıklandığı zaman insanların tebrikleri, güzel cümleleri. Yani o zaman diyorsunuz ki ya ben gerçekten başardım galiba, hani oldu bir şeyler. Bunları yaşamanızı gerçekten çok isterim. Ya hepinize Allah yardımcısı olsun. Bir an önce elinize kağıt kalem bir şeyler bulun, planlayın. Planlamak çok önemli. Erken kalkmaya özen gösterin. Yani gececiyseniz daha rahat anlayabiliyorum gece çalışmaktan diyorsanız. Tabii bu sizin kararınız ama gündüz vakitlerini verimli değerlendirmenin o bereketini ben hiçbir şeyde bulamadım. Benim söyleyeceklerim genel olarak bu kadardı. Lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Yorumlara yazın. Ben size olabildiğince geri dönmeye çalışacağım. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.